Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretini yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünden itibaren bu ziyaret nasıl oldu, acaba ne gibi temaslarda bulunuldu ve bunların sonrasında yapılan açıklamalarda ne denmek istendi? Bütün bunlar konuşuluyor. Biraz sonra tabii önce genel olarak başlıkları geçip buna ayrıntılı olarak geleceğiz. Çünkü üzerinde durmamız gereken birkaç alt başlık var. Onları tek tek sıralamadan önce başka neler var ona bir bakalım. Sonra tekrar buna dönelim. Sonra da gazetelerimizin bu meselede dahil olmak üzere gündem başlıklarını, gündem konularını nasıl gördüklerini, nasıl işlediklerini sizlere aktarmaya çalışalım örneklerle. Bunun dışında Rusya Kamışlı'da bir üs kuruyor, bir helikopter üssü kurmaya başladığını resmi olarak açıkladı. Yani bununla ilgili bundan yaklaşık bir hafta önceden itibaren bir haberler vardı zaten. Yani bir hareketlilik söz konusuydu ve şimdi Rusya resmi olarak böyle bir şeyi açıkladı. Bakalım haberler son dakika geçmişti, bir ayrıntı söz konusu mu? Yeni üs karadan havaya füzelerle korunacak gibi bir ifade var ve bunun yanında tabii bunu da Rusya Savunma Bakanlığı resmi olarak duyurmuş ve TASS ajansı da bu haberi aktarmış, onu ifade edelim. Yani bu yapılan işte çalışmalar somut ve artık resmi, daha doğrusu bunu böyle ifade etmemiz gerekiyor. Başka ne gibi gelişmeler var? Bölgeyle ilgili olarak şu anda aktaracağımız ekstra bir durum yok. Yani ufak tefek bir takım çatışmaların olduğu, devam ettiği yönünde haberleri zaten sizlere aktarıyorduk. Özellikle sıcak temas bölgelerinde oluyor bu çatışmalar. Ve bunun yanında tabii bu konu aynı zamanda, yani Suriye, Kuzey ve Doğu Suriye meselesi Erdoğan'ın gezisinde de ana gündem maddesiydi. Ve şimdi devam edelim. Başka neler var? Diyarbakır, Yenişehir ve Hazro, Şırnak, İdil ile kayyum atandı. Ve aynı zamanda Tunceli, Akpazar beldesine de kayyum atandı. Dolayısıyla kayyum atanan belediye sayısı 20'ye ulaştı. Belkin Elvan davasında 14. celse geçildi ve bilirkişi polisin bilinçli bir şekilde hareket ettiğini rapor etti. Böyle bir raporun tabii sunulmuş olması davanın seyrini değiştirebilir. Bu saptama önemli bir saptama olarak değerlendiriliyor. Ahmet Altan tutuklandı. Biliyorsunuz serbest bırakılmıştı, tahliye edilmişti ve sonrasında savcının itirazı üzerine gözaltına alınmıştı ve tutuklandı. Şaban Vatan, Rabia Naz'ın babası, ki buraya çok defalar konuk da ettik kendisini. Ve kızıyla ilgili mücadelesini sürdürüyor ve Şaban Vatan da gözaltına alındı. Bunun yanında tabii bir başka davayla ilgili haber şu. Fatih Polat, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni arkadaşımız beraat etti. Bir haber nedeniyle, bir Erdoğan'ın bazı parasal ilişkileri olduğu iddiasıyla yayınlanan bir haberi kendi köşesine koymuştu Fatih Polat ve bu konuda ne diyorsunuz, yani cevabınız nedir diye bir ifade kullanmıştı. Bu da tabii işte Cumhurbaşkanı'na hakaret vesaire gibi sayılmıştı ve öyle bir davaydı bu. Fatih Polat beraat etti. Fatih Polat'ı ilerleyen dakikalarda telefonuna alacağız ve kendisinden rica edeceğiz bu meseleyi bize anlatmasını ve bakıyorum, evet bu şekilde şimdi. Peki. Neler var başka bu Erdoğan'ın gezisiyle ilgili olarak? Ondan geçmeden önce de dış gündemi bir aktaralım sizlere. İsrail kara kuşak operasyonunun bittiğini açıkladı. Biliyorsunuz son 4-5 gündür ne olmuştu? İsrail Ebul Atay'ı, yani İslami Cihad'ın komutanlarından birisini öldürmüştü. Ve bunun üzerine de İslami Cihad yoğun bir biçimde roketlerle İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı. Ve İsrail de buna karşılık vermişti. Ve 32 kişi hayatını kaybetti İsrail'in bu son saldırılarında. Ve tabii
Sonrasında Mısır devreye girdi, arabulucu oldu ve şimdilik ateşkes ilan edilmiş durumda. İsrail operasyonlarını durdurdu. İslami Cihat da bu ateşkesi kabul etmiş durumda. Ve bunun yanında tabii İsrail'in şöyle bir uyarısı var. Biz, eğer siz sessiz kalırsanız biz de sessiz kalırız açıklaması var İsrail'den. Ve bir başka başlık tabii Lübnan'la ilgili, biliyorsunuz. Lübnan'da olaylar devam ediyor. Dün işte bağlantı yapmıştık Nalan Yazgan'la ve bize anlatmıştı son durumu. Bugün de okullar tatil edildi Lübnan'da. Yani yaklaşık bir aydır neredeyse çocuklar okula gitmiyor. Ve hatta özel okullara da izin verilmiyor. Dolayısıyla Lübnan'da tansiyon hala yüksek. Ve aynı zamanda tabii dün mesela sağa sola işte rastgele ateş açan birisinin görüntüleri yayınlandı. Ve tabii buna büyük bir tepki gösterildi ama çok ciddi bir gösterge bu. Yani bir takım olayların işte bir yerlere gidebileceği ya da kesimler arasında gerginliğin daha da artabileceğini gösteren şeyler bunlar, fotoğraflar. Ve bunu da bu şekilde sizlere aktarmış olalım. Şimdi gelelim nereye? Erdoğan'ın gezisine. Yeni Yaşam gazetesi Erdoğan'ın protokol müdürü tarafından karşılandığını yazmış. Ben doğrusu bilmiyorum ama gazete bu şekilde yazmış. Bu bir gösterge midir? Evet, göstergedir. Yani üst düzey bir yetkili tarafından karşılanmak yerine bu şekilde karşılanması. Bu aynı zamanda şu anlama da gelebilir. Yani Erdoğan geliyor ve tabii daha sonrasında başka bazı şeyler de var. Onlarla tamamlamış olacağım. Erdoğan geliyor, bir görelim bakalım yani biz nasıl bir tavır içerisinde olacak, bizim isteklerimize nasıl karşılık verecek. O nedenle şimdi yüksek perdeden bir samimiyet gösterisi yapmayalım, bekleyelim bakalım. Daha sonra durumu görürüz tavrı bu. Ve sonrasında tabii örneğin Senato'da biliyorsunuz bu Ermenistan Ermeni soykırımı tasarısı, Senato'da engellendi. Yani oylama yapılmadı ve bu da görüşmeden sonra gerçekleşen bir durum. Demek ki Erdoğan Trump'a bir şekilde çok ciddi bir şeyde bulundu, itirazda bulundu ya da bir taviz verildi, bilemiyorum ama bu olmadı. Demek ki bu da işte Erdoğan'a bir şey, bir jest olarak alınabilir. Peki devam edelim. İki tarafın basın toplantısında bir takım gündem maddelerini konuştuklarını, değerlendirdiklerini gördük. Ve beklediğimizin dışında bir açıklama yoktu. Yani dün hani tarif etmeye çalışıyordum. Genellikle bu tür şeylerde görüşmeler sonrasında klasik cümlelerle açıklamalar yapılır. Asıl birkaç gün beklemek lazım. Yani neyin ne olduğunun ortaya çıkması için. Dolayısıyla dün aynı şey gerçekleşti. Ve Trump mesela Erdoğan harika iş yapıyor halkı için gibi bir ifade kullandı. Dostluktan bahsetti. Ve bir başka ifadesi de şuydu. Tıpkı bizim yaptığımız gibi, onun da vurgusunu yapıyor, terörle mücadele ediyor. Yani burada Erdoğan'ı övüyor ama aynı zamanda bizim de yaptığımız gibi ifadesini kullanıyor. Tıpkı bizim de yaptığımız gibi ifadesini kullanıyor. Bu önemli bence. Ve Bağdadi teşekkürü vardı tabii. Yani Türkiye'ye işte işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz ifadesi vardı. Biliyorsunuz daha önce aynı Trump, biz Türklere sadece uçaklarımıza ya da helikopterlerimize dokunmama isteğinde bulunmuştuk. Bunu belirtmiştik ama niçin olduğunu, ne yapmakta olduğumuzu anlatmamıştık demişti. Ve orada işte bir söylem farkı çıkıyor ortaya. Tabii ev sahibi olarak kendisine işte misafir gelmiş olan Erdoğan'a bir başka jesti oldu bu
Trump'ın. Devam edelim. Trump tabii müttefikliğin yani Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müttefikliğin NATO ve Orta Doğu için çok önemli olduğunu da ifade etti. Bunlar hep genel geçer ifadeler. Yani şey hani çok da işte derinlikli ifadeler değil. Tabii aynı zamanda şey de var. Yani siz önemli bir adamsınız ve önemli bir ülkesiniz ifadesi var ama dediğim gibi işte o klasik şeyler bunlar, ifadeler. Devam edelim. Mesela somut ne var? İşte F-35'ler meselesi var. S-400'ler meselesine girmedi Trump. Ben görmedim en azından. Ama bu F-35'ler meselesi var. Komisyona havale ettik. Bunu halletmeye çalışıyoruz dedi Trump. Ve şöyle bir ifade kullandı. Umuyorum çözülür. Umuyorum çözeriz daha doğrusu ifadesini kullandı. Başka ne var? Şunu da söyledi. İşte Türkiye 40 milyar dolar harcadı mültecilere ama Avrupa 3 milyar dolar harcadı sadece. Burada Trump'ın bu konuda bilgisi yok aslında. Yani o hani çok bilinen bir şey. Bu Erdoğan'ın kendisine vermiş olduğu bilgi olduğu çok anlaşılıyor. Yani görüşme sırasında Erdoğan bir takım elbette dosyalar sundu kendisine. Ve işte bakın biz 40 milyar dolar para harcadık, Avrupalılar 3 milyar dolar harcadı. Ve bunlar da bir şu yüke bir el atsınlar isteğinde bulundu muhtemelen ya da aynı zamanda bunun yükünü biz çekiyoruz ve Avrupalılar rahatlarına bakıyorlar. Dolayısıyla Avrupalılar bu işin ciddiyetinin farkında değil demiş olmalı ki Trump da bunu bu şekilde söyledi. Diğer yandan Trump iki lider de Kürtlerle sorunumuz yok, bizim terör örgütleriyle sorunumuz var gibi ifade kullandılar. Ama burada şu önemli, Trump terör örgütü derken YPG'yi kastetmiyor, IŞİD'i kastediyor. Erdoğan ise IŞİD'i de kastediyor olabilir, ondan emin değilim. Ediyor büyük ihtimalle ama YPG'yi kastediyor. Burada tabii benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta YPG konusunda ikisinin tanımlamalarının birbirinden farklı olması ve konuşmalarına da bu şekilde yansıdı bu. Yani yansıdı dediğim şu dikkatli bir dil kullanıyorlar elbette ve örneğin Erdoğan'ın şöyle bir şeyi var. Terör oluşumlarına karşı işte mücadelede irade beyan ettik. Yani şey yok ama. Yani hangi terör örgütü, niye terör örgütü, niye değil konusunda herhangi bir açıklık yok. Çünkü dediğim gibi iki taraf da bu konuda birbirinden farklı tanımlamalar yapıyor. Daha da ötesi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi tanımlamasını kabul ettirebilmiş değil. Burada da kabul ettirebilmiş değil. Yani bu toplantıda da. Peki başka ne var? Trump şey işte Türkiye'de çok fazla Kürt var ve her türlü imkanları var sağlık vesaire gibi bir yerlere girdi orada durdu. Belli ki Trump'ın bu konuda bilgisi yok aslında. Bunlar Türk tarafının Amerikan tarafına ya da Erdoğan'ın Trump'a vermiş olduğu işte şeyler o sıradaki bilgiler. Yani bakın siz bizim Kürtlere karşı hareket ettiğimizi düşünüyorsunuz ama gerçekte öyle değil biz aslında Kürtlerle değil. Terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla Kürtleri aslında biz çok seviyoruz ve bizim memleketimizde hani bizde klasik şey örneği vardır ya işte meclis başkanı bile olabilirler ya da işte ne bileyim cumhurbaşkanı bile olabilirler falan gibi bir klasik şey vardır ya herkes eşittir falan. Buna tabii kimse inanmaz. Kimse böyle olmadığını da bilir de onlar bilmiyor Amerikalılar ve Erdoğan muhtemelen aynı örnekleri verdi ve Trump bunun üzerinden yola çıkarak böyle ifadeler kullandı. Peki Erdoğan neler söyledi ona bir bakmak lazım. Mutabakata bağlılık sürüyor ifadesini görüyoruz. Hangi mutabakat biliyorsunuz daha önce bu ateşkes mutabakatı vardı ve buna bağlılığın sürdüğünü ifade etti. Peki buradan gitmeden önce Erdoğan, Amerikalılar mutabakatı yerine getir, daha doğrusu mutabakat yerine getirilmiyor dememiş miydi? Ve bu konudaki itirazlarını bir şekilde dile getireceğini ifade etmemiş miydi? Evet. Şimdi ne oldu da bir toplantıdan hemen sonra işte bütün sanki sorunlar halledildi gibi mutabakata bağlılığın devam ettiğini ifade ediyor Erdoğan. Devam edelim. Bir başka başlık işte klasik kapsamlı yani Melania'ya da çok teşekkür ediyorum.
İşte Sayın Trump'a da çok teşekkür ediyorum. Çok samimiydiler. Çok iyi bir ev sahipliği yaptılar. Thank you very much falan muhabbetleri oldu. Sonrasında ne var? Türkiye, ABD köklü ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Bu da klasik bir açıklama. Ve terör oluşumlarına karşı irade. Az önce dediğim gibi yani Erdoğan burada işte terör örgütlerine karşı ifadesini kullanıyor ama hangisinin terör örgütü olduğu, hangisinin olmadığı konusunda bir netlik yok. 2200 civarında IŞİD'i elimizde gibi bir ifade kullandı Erdoğan. Ve bu şey yani 2200 çok ciddi bir sayı ve acaba Türkiye'de bir yerde okudum oradan hareketle söylüyorum. Türkiye'de acaba yeni bir Ebu Ghraib mi oluşturulacak? Yani bunlar nerede tutulacak, ne yapılacak, ne edilecek belli değil. Diğer yandan tabii Erdoğan'ın işte mültecilerin 1 milyonunu işte bu tampon bölgeye, daha sonra da işte Dakka ve Rakka ve Deir Zor'a kadar da inerek bir başka 1 milyonu da oraya yerleştireceğiz gibi bir ifadesi var. Ve bir daha şey, Trump'a söyledik yani bizim istediğimiz şartlarla verirseniz sizden Patriot da alırız kardeşim gibisinden bir ifadesi de var Erdoğan'ın. Böyle bir şey, açıklamalar bu şekilde, başlıklar bu şekilde. Dediğim gibi yani bütün bu konular, bakın bütün bu konular, somut bir açıklama yok ya, oradan yola çıkarak söylüyorum. Bütün bu konular telefonla da görüşülebilirdi. Niye gittiniz diye sormak gerekiyor. Ama dediğim gibi de aynı zamanda ne var? Çok çetin bir sürecin geçtiği de belli. Trump kendisi Erdoğan'a karşı çok yumuşak ama Cumhuriyetçi senatörlerle buluşturdu. Ve hatta Cumhuriyetçi senatörlerden bir tanesinin tepkisi de var. Yani kendisi yumuşak görünmek istiyor, bizi işte şey yapmak istiyor, bizimle Erdoğan'a sert görünmek istiyor gibi bir ifadesi var. Bu böyle tabii yani iyi polis kötü polis gibi bir tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz Amerikan yönetiminin bu gezi sırasında. Ama gerçekten arada neler konuşuldu, anlaşmazlık maddeleriyle ilgili olarak bir ilerleme var mı ve yeni bir takım işte bir anlayış söz konusu mu? Bunu da ancak birkaç gün içerisinde öğrenebileceğiz. Kim tarafından öğreneceğiz onu da oradaki işte Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, gazeteciler, şunlar bunlar, Amerikalılar böyle arada böyle bir sızdırırlar şeyleri, haberleri. Oralardan öğreneceğiz. O yüzden şimdilik bu klasik diplomatik açıklamalarla yetinmek zorundayız. Görebildiklerimizde bu meseleyle ilgili olarak bunlar. Gazetelerimizde tabii bu konuyla ilgili olarak çok sayıda başlık var. Yandaş gazeteler büyük bir zafer olarak görmüşler meseleyi. Diğer gazetelerse eleştirmişler. Erdoğan'ın gezisiyle ilgili eleştiriler yayınlamışlar. Onlara geleceğiz. Şimdi programın başında sizlere ifade ettik. Diğer gündem maddelerimizde neler vardı? Bir tanesi Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Fatih Polat'ın beraati. Ve bir haber nedeniyle yani artık mesela haber yaptığınız zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılan bir ülkedeyiz. Yargılanıyordu. Bakalım mesele tam olarak nedir ve sonrasında gelinen nokta nasıl oldu? Günaydın Fatih Polat. Günaydın Musa, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Nedir, nasıl bir davaydı bu, neden açılmıştı ve sen ne yazmıştın? Bu dava şimdi Biblexi diye bir internet sitesi, haber sitesi var. Orada İngiliz gazeteci Craig Shea, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın offshore hesapları ve bazı ticari bağlantılarına dair geniştirdiği haber yayınlamıştı. Bu Türk basındaki, Türkiye basında genel olarak özet olarak girdi. Ben de tamamına yer vermiştim. Bunun üzerine işte siteden kaldırma kararı geldi. Kaldırmadık. Sonra davayla kaldırıldı. Sonra bana dava açıldı Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Bugün işte 5. duruşma sanıyorum. Yani bugün de meslek örgütlerinden de görüş soruldu. Onlar da bu yani haber ve gazeteciyle ilgili bu ifade özgürlüğü oldu bağlamında mesleki görüşler bildirdiler. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Article 19 de buraya bir görüş sundu. Bu böyle bir yargılamayı eleştiren. Şimdi ben de bugünkü duruşmada dünkü Trump-Erdoğan görüşmesini hatırlattım. Orada Trump Türk gazetecileri işte kendi cumhurbaşkanınıza hiç soru yok mu? Muhabir değil misiniz? Türk hükümetine çalışmadığınızdan emin misiniz? Demişti. Onu hatırlattım. İşte soru soran gazetecileri dava açıp sormayanları
geziye götürünce böyle trajik tablolar ortaya çıkıyor. Ve gazetecilik soru sormakla başlıyor. Soru sormayı kaldırdığınız zaman hiçbir şey kalmıyor gazetecilikten. Dolayısıyla bu aslında hakim de bu haber yapma hürriyetiyle gerekçelendirdi. Düzgün bir gerekçe. Hiç ama vesaire gibi bir şeyi olmayan bir gerekçe. Bu açıdan da önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sonraki maçlara bakacağız artık. Evet. Öyle diyeyim. Evet. Başka çok sayıda bildiğim kadarıyla dava yok, da söz şimdi, konusu değil yok, mi? Yani... Şimdi ben bu benim şu anki hani ciddi alınabilir son davamdı. Diğer hani daha ufak tefek şeyleri olabilir. Yani gazeteyle ilgili olarak. Gazete var tabii. Gazete için epey var. İşte para cezaları var filan. Evet. Öyle devam edecek yani biraz bu süreç. Evet. Bu arada tabii şey de var. Canan Coşkun'la Kazım Kızıl da. Evet. Takip yani ediyoruz onu. Tabii o son saçma sapan bir durum. Tabii o Rabia Naz olayıyla ilgili bir şeylerin ölçülmek istenmesinin devamı. Orada sevgili meslektaşımız Canan ve belgeselci arkadaşımız Kazım Kızıl'ın bunları yapması tamamen o Rabia Naz olayının gündemi dinlemesi isteğine dair siyasi bir iradenin aslında tescili olmuş oldu. Biz de adliyedeyiz, davadan çıktık, takip ediyoruz bir şekilde. Yani gerçekten çok oradan üzücü bir karar çıkarsa çok saçma olacak. Çünkü olayın kendisi zaten saçma sapan bir şey. Yani orada meclisin komisyonu takip ediyor olaya dair orada ve arkadaşlarımıza onları takip ediyorlar. Zaten bu doğal bir meslek icrası ama işte demek ki çok büyük korkuları var bazıları. Evet, Fatih Polat çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Fatih Polat beraat etti dediğimiz gibi ve konuyla ilgili bilgiyi aldık kendisinden. Aynı zamanda değerlendirmeleri de aldık biliyorsunuz. Yani bunlar işte hep böyle basın üzerinde baskı vesilesi olarak kullanılıyor hukuk ve işte mahkemeler bu iktidar tarafından. Ve işte bu da bir örneği. Peki, şimdi bütün bu başlıklar ve ayrıntılarla ilgili olarak bu arada tabii ben gündem maddeleri arasına almıştım onu ama aslında notları arasına almıştım. Neydi? Sabah gazetesinin muhabiri Emine Kaplan, değil mi? Öyle galiba. Şimdi bu Trump'a bir soru soruyor. Bunun videosu var mı bizim elimizde arkadaşlar? Varsa eğer vermeye çalışalım. Değilse öyle bir soru ki yani soru demiyor, makale yazıyor zaten. Ve sorusunda şöyle bir şey var. Bakalım eğer buradan bir yerden bulabilirsem sizlere okuyarak hani aktarmaya çalışayım. Çok ilginç. İşte şu kadar işte Türkiye'de bu teröristler Türkiye'ye işte saldırdılar, onu yaptılar, bunu yaptılar falan filan bakıyorum. Burada video yok. Neyse. Ve Trump şeye diyor ki, Hilal Kaplan'a diyor ki, ben de Emine Kaplan nereden geldi aklıma ya? Hilal Kaplan. diyor ki, Kaplan diyor ki, Selefi Barack Obama'nın hatalı dış politikasının üstesinden gelmek gibi bir yükü olduğunu, bu hatalardan birinin YPG olduğunu söylüyor Trump'a. Ve Trump da diyor ki, haber yaptığınıza emin misiniz? O soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz? Bu bir gazetecinin, yani bir gazetecinin daha çok mesela nasıl aşağılanabilir? Resmen diyor ki, siz ajan mısınız? Yani hükümetin ajanı mısınız siz diye soruyor Hilal Kaplan'a. Şimdi siz gazeteci olarak evet soru sorabilirsiniz ama eğer sorunuzda, bunlar geldiler işte bu kadar adam öldürdüler, bu kadar eylem yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Hala siz bunlarla birlikte mi hareket ediyorsunuz diye sorarsanız burada bir çanak vardır, burada bir yönlendirme vardır, burada bir şey vardır karşıdakine. Siz aslında böyle yapıyorsunuz, bunu yapmaya devam edecek misiniz diye hesap sorma niyeti vardır. Ve Trump da bunu yememiş tabii. Demiş ki o soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz? Orada işte salonda görüşmeler falan filan olmuş da bu utanılması gereken bir durum. Ha diyeceksiniz ki şeyler bunu yapmıyor mu Batılılar? Evet yapıyorlar. Hatırlayacaksınız hatta bunun üzerinde de durmuştuk burada. Fox ya da
CNBC muhabirinin Erdoğan'a işte şey geliyor, Pompeo ve neydi diğeri, o geliyor işte, endişeli misiniz diye sormuştu. Mesela burada da, bu soruda da şey var, hani bir yorum söz konusu. Yani hiçbir muhabir işte onlar geliyorlar yarın endişeli misiniz diye soramaz. Sormaması gerekiyor. Yani Erdoğan'a sorulsa da bu soru yanlış. Trump'a bu şekilde sorulduğu zaman da Hilal Kaplan tarafından yanlış. Ama dediğim gibi yani işte bazıları, yani bizim meslekte bazıları değil artık birçoğu oldu bu. Tetikçilikle gazeteciliği birbirine karıştırıyorlar. Ve işte burada bunun bir örneğini gördüğünü düşünmüş olmalı ki Trump bir şekilde böyle bir cevap veriyor. Ama çok acıdır. Yani ömrü boyunca artık bunu unutmaması gerekir. Gerçi diyeceksiniz ki hani bunlar daha neler yaptılar ve neler gördüler de utanmadılar. Bundan mı utanacaklar? Haklısınız. Star gazetesiyle şimdi başlayalım bakalım. Nedir? Star gazetesi 2 milyon mülteci evine dönebilir başlığıyla çıkmış. Ama daha önemlisi Türkiye'nin güvenli bölge projesine tam destek ifadesiyle çıkmış. Yani Trump niye destek vermesin ki Türkiye'nin güvenli bölge projesine? Şunu demek istiyorum. Trump'ın umurunda mı? Yani 2 milyon mülteci Türkiye'de kalmış, 2 milyon mülteci Suriye'ye gitmiş, Suriye'nin belli yerlerine gitmiş, yolda giderken ölmüşler, ölmemişler, kalmışlar. Ne önemi var ki Trump açısından? Hiçbir önemi yok. Ve Trump zaten böyle bir projenin gerçekçi olmadığını çok iyi biliyor. Bu nedenle Türkiye'ye diyor ki, tipik işte Amerikan ironik yaklaşımıdır bu. Çok güzel proje. Size başarılar diliyorum. Ve tam olarak arkanızdayız. Devam edin. Evet, budur. Bunu niye bir gazete tam destek diye verir ki? Kaldı ki Trump'ın böyle bir ifadesi de yok. Yani doğrudan biz size tam destek oluyoruz ifadesi de yok. Ne yapacak mesela? Şey mi yapacak? Altyapı için mesela maddi yardımda mı bulunacak Amerika? Yok. Başka işte onun projelendirilmesi, hayata geçirilmesi, şusu busu konusunda bir lojistik desteği mi olacak? Elbette değil. İki ülkenin işte ortak bir şey midir bu, operasyonu mudur bu? Hayır, değil. Dolayısıyla niye tam destek ifadesini kullanırsınız? Böyle bir şey yok. Bakın şimdi şurada şöyle bir şey var. Başkan Erdoğan, haberin açılımında görüyorsunuz zaten olmadığını. Amerika'daki kritik görüşmede plan ve projelerimiz hazır. 6 ayla 2 yıl arasında güvenli bölge Rakka ve Deir ez-Zor'a 2 milyon mülteci yerleştirebiliriz dedi. ABD Başkanı Trump ise Avrupa'ya sorumluluk alın çağrısında bulundu. Türkiye'nin ağır yükünü paylaşın. Trump ise Avrupa'ya işte bulundu. Daha haberin spotunda başlık yalanlanıyor zaten. Yani onu görüyorsunuz. Böyle olmadığını, yani Erdoğan'ın biz 2 milyon kişiyi göndereceğiz. Evet, Erdoğan söylüyor ama buna karşılık Trump'ın tabii canım elimizden geleni yapalım, hadi hep birlikte halledelim bu işi demediğini kendi kendilerine itiraf etmiş oluyorlar. Peki buradan mı görmüşler meseleyi? Buradan görmüşler. Terör örgütü YPG PKK'nın yan kuruluşu. Bunu söyleyen kim? Bu tarafta Erdoğan söylüyor bunu. Peki Trump söylüyor mu? Hayır. Trump söylemiyor. Ve devamında tabii yine güvenli bölgeyi görüyoruz. Demek ki neymiş? Somut bir tek sonuç yok. Devam edelim. İşte Trump'ın şeyi var. Çözüm olmazsa 4 milyon Suriyeli Avrupa'ya gider ifadesi var. Trump, Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluk almayan Avrupa'yı uyardı. Büyük bir kaosla karşı karşıya kalırsınız. Ne şekilde hatırlattı doğrusu şu anda cümle aklımda değil ama burada gazete bunu iddia etmiş. Yani şey de var tabii, yani işte Erdoğan 40 milyar dolar harcadı, Avrupa sadece 3 milyar dolar harcadı. Dolayısıyla işte onlar da sorumluluk alsın ifadesi doğru. Ama burada işte çözüm olmazsa 4 milyon Suriyeli Avrupa'ya gider gibi net bir ifadesi var mı Trump'ın, onu bilmiyorum. Peki gelelim şimdi bir başka yandaş gazeteye. Sabah gazetesi de şey işte Erdoğan'dan kararlı duruş başlığıyla vermiş. Trump'a yeni bir sayfa açalım çağrısı yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kararlı tutumunu güçlü bir şekilde ifade etti. Şimdi bakın şurada şeyler var. Erdoğan'ın ifadeleri var. Hasan Ay imzalı. Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararlar Türk milletini incitmiştir.
S-400 ve F-35 konusunda şunu söylemiş. Bu alandaki sorunların üstesinden ancak diyalogla geliriz. Yani gelmiş değiliz daha. Bir, iki daha doğrusu bu. FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi bir kere daha vurguluyoruz. PKK'nın kamplarından kaçan 287 DAEŞ'liyi yakaladık. Türkiye ve ABD DAEŞ'i tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir. Suriye'deki krize kalıcı çözüm için Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bizim Kürtlerle değil teröristlerle sorunumuz var. 100 milyar dolar hedefi için çalışıyoruz. Ekonomi ve siyaset birbirine karıştırılmamalı. Nasıl yani karıştırılmamalı? Yani ekonomi ve siyaset birbirine karıştırılmamalı. Bizatihi ikisi aynı kimyanın birer ayrılamaz, birbirinden ayrılamaz parçası yani. Nasıl yani? Neyse bu da şey. Ama şuradaki ifadelere dikkat edin. Dediğim gibi yine somut hiçbir şey yok. Ve dolayısıyla kararlı duruş, neye karşı kararlı duruş onu anlayamadık. Peki, o mektup sahibine elden iade edildi. Bu arada bazı gazeteler de masaya bıraktı falan diye şey yapmışlar. Mektubu nasıl oluyor siz alıyorsunuz, götürüyorsunuz, iade ediyorsunuz? Bir kopyasını mesela devlet arşivlerine bıraktınız mı? Bunun aslı işte aslı gibidir deyip mesela şeyini aslı da tekrar işte götürülmüş ve iade edilmiştir diye mi not düştünüz? Ne yaptınız? Bu arada niye mektubu mesela kabul ettiniz daha öncesinde bilemiyorum yani böyle bir şey. Peki devam edelim şimdi bu mektubu da tabii öne çıkartıyorlar. Mektubu iade ettik. Bakın şimdi burada bazı gazeteler yeni dönem başladı diye şey yapmışlar, atmışlar. Bu arada Sabah gazetesinde geçeceğiz ama geçmeden önce bu Hilal Kaplan'la işte Trump arasındaki diyalogu şöyle bir kere daha bir izleyelim bakalım. Neler zırvalamışlar. Hilal Hanım buyur. A friendly person from Turkey please. Friendly. Only friendly reporters. We like to see. There aren't too many of them around. Okay. Thank you Mr. President. Thank you. You inherited the burden of Obama's flawed foreign policy and one of those flaws was aligning the US with a US designated terrorist organization, the PKK and a Syrian offshoot YPG. You're trying to mend the damage that it did to U.S.-Turkey relations. However, you also invited the ringleader of YPG to the White House. He's called name Mazen Kobani, and he is responsible for at least 18 terrorist attacks in Turkey, which caused the death of 164 soldiers and 48 civilians. So after today's meeting, do you still think of inviting him to the White House, which will be very offensive and hurtful for the Turkish public. Thank you. You could ask the president a question now. Same report. You sure you're a reporter? You don't work for Turkey with that question? Me? Okay. I'll be glad to. Evet, işte bu. Maalesef Türk gazeteciliğini bu hanımefendi sayesinde aşağılamış oluyor Trump ve rezil olmuş durumdayız. Yani böyle bir şey var. Peki şimdi gelelim nereye? Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında beyaz sayfada kararlıyız diye bir başlık var. Yani burada işte bir şey var. Bundan sonra ilişkilerin düzeltilmesi yönünde kararlıyız. Yani bu konuda irade beyan ettik. Şu anda hiç de Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeldiği ve sorunların bittiğine dair. En azından hani büyük oranda bittiğine dair. Elbette bitmeyecektir. Gerçekçi olmak lazım ama büyük oranda bittiğine dair herhangi bir ifade yok. Dikkat edin. Yani bu açıklamalarda böyle ifade yok. Mesela S-400'ler konusunda var mı net bir ifade? Hallettik, halletmedik. Neyse yani. Yok. F-35'ler konusunda yok. Trump'ın kendisi bile umuyorum çözebiliriz gibi bir ifade kullanmış. Yok. Peki YPG ile ilgili olarak var mı? Yok. Daha özeline inelim. Mazlum Abdi ile ilgili olarak var mı? Yok. Peki 100 milyar dolar falan deniliyor da
Bu ekonomik yaptırımlar şunlar bunlarla ilgili var mı? Yok. Dikkat edin, şeyde Temsilciler Meclisi'nde iki başlık vardı. Birisi Ermeni soykırımı tasarısı, diğeri ise yaptırımlar ve bunlar daha özeline inecek olursak Erdoğan'ın kişisel varlıklarını da araştırmayı öngören bir şey. Onunla ilgili herhangi bir iki taraftan da ifade var mı? Hayır, yok. Sadece mesela Erdoğan işte Temsilciler Meclisi'ne gelen tasarılar diyor. Şey demiyor, dikkat edin. Yani işte yaptırımlar ve Ermeni soykırımı tasarısı diye ayrıca isimlendirmiyor ve tasarılar diyor sadece. Var mı bu konuda bir netlik? Yok. Peki ne yapmaya gittiniz oraya? Ne konuştunuz, ne görüştünüz? Dediğim gibi bunların hepsi telefonla konuşabilecek konular. Ve bu şekilde bir ziyaretin mantıksız, yani bu şekilde hani boş olması mantıksız. Demek ki çok ciddi bir biçimde bu konular geldi gündeme ve bu konularla ilgili demek ki yine Türkiye'yi memnun edecek ya da Türkiye'nin istediği bir takım sonuçlar çıkmadı. Yani iki taraf da top çevirdi eğer deyim yerindeyse. Dediğim gibi de bunu ancak 2-3 gün içerisinde Amerikan basınının sızdırmalarıyla anlayabileceğiz. Hürriyet gazetesi bugün yine aynı meseleyi büyütmüş ve terörist Abdi'nin CIA belgesini verdiğim gibi bir başlıkla çıkmış. Dikkat edin, hep işte Erdoğan şunu yaptım, bunu yaptım, irade beyan ettik gibi başlıklar. Somut yine hiçbir şey yok. Ve bu tabii senatör sürprizi gibi bir ifade var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Amerikalı senatörlerle buluştu. Erdoğan senatörlerin F-35 ve S-400 ve PKK-YPG konusundaki görüşlerini dinlerken Kürtlerle terör örgütü PKK-YPG'nin karıştırılmamasını istedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin 4 milyon mülteci ağırladığını hatırlatıp güvenli bölge projesinin önemine değindi. Şimdi burada şey var. Senatör sürprizi demiş olması da Hürriyet gazetesinin şeyi koyuyor ortaya. Evet, gerçekten o hani Graham'ın, Lindsey Graham'ın şey yapması, Erdoğan'ı, yok Graham değil, yanlış söyledim bunu, şeyin Cumhuriyetçi senatörlerin temsilcisinin işte Trump sert görünmek için bizi karşısına çıkarttı ifadesi, Trump'ın böyle bir şeyi istediğini ve belki de programda olmayıp da bunu araya sıkıştırdıklarını gösteriyor. Ve burada mesela Hürriyet gazetesi ise bunu normal bir meseleymiş ve Erdoğan onlarla da görüştü gibi aktarmış. Halbuki mesele öyle değil. Yani oradan anlıyoruz. Yani şeylerin, senatörlerin tepkisinden ve aynı zamanda sorulan sorulardan da anlıyoruz. Bu senatörler Erdoğan'ı zorlamak üzere karşısına çıkartılmış ve burada da işte F-35, S-400, PKK-YPG konusundaki görüşlerini aktarmışlar ve sorular sormuşlar. Bu da dediğim gibi Erdoğan'a yönelik bir sürpriz aslında. Peki bir başka gazeteye bakalım şimdi. Yeni Şafak. Yeni sayfa açmakta kararlıyız. Yeni sayfa açmadık ama. Açmakta kararlıyız. Mektup iade edildi. Senatörler Erdoğan'ı dinledi. Hayır, senatörler Erdoğan'ı dinlemedi. Erdoğan da senatörleri dinledi. Dediğim gibi yani bunu bir de öbür taraftan görmek gerekiyor. Ve Trump'ın şeyi var. Tabii Erdoğan'la el sıkışırkenki bir fotoğrafı var. Artık siz bu fotoğrafı nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, ikili işte el sıkışıyorlar. Çok samimiler falan filan, dediğim gibi. Tam bir Amerikan üslubu. Bir süre sonra bunlar ortaya çıkacak ve Trump'la ilgili olarak aziz süreci cadı avı izlemiyorum ifadesini görüyoruz. Bir taraftan tabii Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde aziz süreci yürüyor ve bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz şey de yansımaya başladı haberler, yani açık oturum falan filan başladı o konuyla ilgili olarak ve bunun bir cadı avı olduğunu iddia ediyor Trump. Şimdi gelelim nereye? Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi de Trump'ın bu durumuna şey yaparak, vurgu yaparak, yani azil sürecinde olduğu durumuna vurgu yaparak azil tehdidi gölgesinde zirve başlığını kullanmış konuyla ilgili olarak. Ve burada tabii artık şey var, bir takım ayrıntılar var. Şu ifade dikkat çekici tabii Karar Gazetesi'ndeki.
ABD Başkanı'nı Türkiye üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyen siyasi aktörlerse azil soruşturmasını Demokles'in kılıcına çevirdi. Kritik zirveyle aynı gün kamuya açık oturumlar başladı. Basına dikkat çeken haberler sızdırıldı. Senatörler yeni yasa tasarısı hazırladı. Ve burada tabii bakıyorum, Trump'ın Türkiye politikasını kişisel ve mali çıkarları yönlendiriyor iddiası. Kimin? Eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton. Şu böyle şey çizgi filmlerdeki şey var ya, bıyıklı tiplere benzeyen Bolton var ya, biliyorsunuz bir süre önce Trump tarafından görevden alınmıştı. Ama o kendisi hayır ben istifa ettim demişti. Öyle bir kavga vardı aralarında. Şimdi Bolton'ın böyle bir şeyi var. Trump'ın Türkiye politikasını kişisel ve mali çıkarları yönlendiriyor iddiası var. Ve NBC tarafından da bu servis edildi diye yazmış. Sızdırıldı diye değil Karar Gazetesi. Ve bu ilginç. Bakalım nereye doğru gidecek. Şimdi ister misiniz şey var ya hani Erdoğan'la aslında Putin'in arası çok sıkı, iki sıkı dost şimdi onlar. Bütün bunların dışında sürpriz bir şekilde Erdoğan'la Trump gerçekten de mesela Pompeo'nun da iddia ettiği gibi bir takım ilişkiler geliştirmiş ve asıl iki sıkı dost bunlar olmuş olabilir mi? Ki ben onu görüyorum. Yani şeyde hani Amerikan devleti Erdoğan'a buz gibi, Trump'ın kendisi sımsıcak. Böyle garip bir durum söz konusu. Ve ikili de şeye güveniyor galiba. İktidarı ellerinde tutmuş olmalarına güveniyor. Ama her iktidar geçicidir elbette. Peki şimdi ne yapalım? Saatlerimiz 11.41'i gösteriyor. Gelelim şimdi muhalif gazetelerimize. Cumhuriyet'le başlayalım bugün. Tüccar diplomasisi başlığını görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde. Erdoğan'la görüşen Trump, yaptırım ve ticaret kartlarını masaya koydu. S-400'ü depoda tutun dedi. Evet, burada tabii yavaş yavaş işte şeye geliyoruz. Hani bu gezinin çok da olumlu sonuçlarla sonuçlanmadığı iddialarına, savunmasına geliyoruz. Bu görüşte olan gazetelere geliyoruz. Peki ne var mesela? Washington, Ankara-Washington ilişkilerinde derin bir krizin yaşandığı dönemde Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Türkiye-Rusya ilişkilerine balta vuracak S-400 konusunu masaya sürdü. NATO misyonuna vurgu yaptı. ABD Başkanı, Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank dosyalarını da içeren yaptırımlar sorununun çözümü için Rus sisteminin aktive edilmemesini istedi. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma vaadinde bulunan Trump, Türkiye F-35'ler için parça üretiyor. Bu konuyu çözmeyi başaracağız. Türkiye Suriye'de de yapması gerekeni yapmaya devam edecek dedi. Erdoğan ise ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirterek S-400 ve F-35 sınamalarının üstesinden diyalogla gelebiliriz diye konuştu. Evet, şöyle bir şey. Mustafa Balbay şunu söylüyor. Erdoğan'ın son Amerika seferinin 17 yıl önceki ilk ziyaretinden farkı yok. Sizin işinize en iyi biz yararız mesajı temelinde diyalog arayışı var. Hakaret dolu mektup için takdim edeceğim ifadesi de önce iktidarım sonra Türkiye yaklaşımının göstergesi diyor Mustafa Balbay. Ve Erdoğan mektubu verdim ifadesini işte kullanmış. Burada onu görüyoruz. Şimdi buraya kadar Belkin Elvan davası ile ilgili haber yok. Belki kararda falan vardır bilmiyorum. Bir bakalım, haksızlık da etmeyelim ama yok. Ahmet Altan'la ilgili haber var ama yok. Peki nedir? Polis bilinçli hareket etti diye bir şey var. Bilirkişi raporu var. Bunu öne çıkarmış Cumhuriyet. Belkin Elvan'ın gezi direnişi sırasında öldürülmesine ilişkin davaya yeni bir bilirkişi raporu sunuldu. Raporda gaz fişeğini ateşleyen polisin bilinçli hareket ettiği, nişan alıp almadığının tespit edilemediği, gerçeği ancak polisin bilebileceği belirtildi. Ve bir başka başlık, 1,5 milyon oya kayyım başlığı. Biliyorsunuz girişte aktardık sizlere, başka yerlere de kayyım atandı ve kayyım atanan belediye sayısı 20'ye çıktı. Burada şöyle bir şey var. Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro'yla Şırnak'ın İdil ilçe belediye başkanları görevden alındı. 3 ilçeyle birlikte Tunceli'nin Akpazar beldesine kayyım atandı. Ağustos'tan bu yana 1,5 milyonun üzerinde oy verilen 20 HDP'li başkan görevden alındı. Bu nedenle Cumhuriyet gazetesi 1,5 milyon oya kayyım başlığını kullanmış konuyla ilgili haberinde. Gelelim şimdi Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi dün aslında
başlatmış olduğu şeyi, haberi devam ettiriyor. Elif Aydoğmuş'un özel haberi. Kürtler birleşti, sıra siyasette başlığını görüyoruz konuyla ilgili olarak. Kürtlerin kazanımlarına saldırılar, Kürt halkının tamamını birleştirirken siyasetçiler de ulusal birliğin sağlanması için hazırlıklarını hızlandırdı. Parti temsilcileri hazırlıkları gazetemize anlattı. Başlığı altında çok sayıda işte siyasetçinin görüşlerine yer verilmiş. Ve burada Erdoğan'ın Washington ziyareti şöyle görülmüş Yeni Yaşam tarafından. Kamyonlu koruma. ABD'de Erdoğan'ı protokol müdürü karşıladı. Otelinin önü kamyonla kapatıldı. Gerçekten de öyleydi, evet. Yani şeydi, hani cadde boyunca kamyonlar sıralanmıştı. Yani bir şekilde bombalı araç ya da ne bileyim ona benzer başka bir takım girişimler olabileceği düşüncesiyle belki. Peki gelelim şimdi nereye? Saatlerimiz 11.45'i gösteriyor. Son gazete Evrensel olsun. Evrensel'de 3 sendika biliyorsunuz bir araya geldi. DİSK, Türk İş ve Hak İş bir araya geldiler ve ortak bir açıklamada bulundular. O konunun büyütüldüğünü görüyoruz. Asgari ücret artırılsın, vergi dışı bırakılsın diye bir genel başlıkla görmüş Evrensel gazetesi konuyu. Ve aynı zamanda tabii polisin kafasını sağa eğmesi nişan aldığının bir kanıtı ifadesini görüyoruz. Berkin Elvan davasındaki son bilirkişi raporuyla ilgili olarak belediyelere kayyum atanması haberine de yer vermiş Evrensel Gazetesi bugünkü sayısında. Ve Ahmet Altan'ın tutuklanmasını da yine daha genişçe bir şekilde görüyoruz birinci sayfada. Böylece ne yapmış oluyoruz? Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu akşam tabii saat 21'de Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisini ve aynı zamanda tabii memleket içi ve dışı ana gündem başlıklarındaki gelişmeleri kimle konuşacağız? İbrahim Varlı ve Sezin Öne ile konuşacağız burada bu stüdyoda. Sizleri de bekleriz. Gün içerisinde tabii gelişmeleri yine Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.